Kimdesin? Sence kimliğim komutanım? Dalga geçmeyi bırak. Ciddi bir iş üstündeyiz. İki komutan, saat 2 öğünde. Ben siz buyurun. Atış hızını yetişirsem sana birkaç kişi bırakırım. Onu şimdi göreceğiz komutanım. Gizlenmemiz lazım. İsterseniz helikopter çağırtabilirim. Ders istikametten gidersek 30 dakikamızı alır. Oraya varmamız. Bu kadar gelmişken artık geri dönemeyiz. Geçmelerini bekleyeceğiz. Bu resmen intihar olur komutanım. Başka çaremiz yok. Dönmeyeceğiz. Abi sen söyledin git ne yapalım? Sakın aptalca bir şey yapmaya kalkma. Eve tek parça dönebilsek iyi. Koordinatları ver. Komutan, rüzgar 4 yönden 3 şiddetinde. Mesafe 800 metre. Hoş geldiniz yani Herhatin. Dilimizi konuşmak zorunda değiliz. Hadi işe geçelim. Operasyonda bu adamların ne kadar önemli bir rol üstlendiğini biliyorsun değil mi? O halde bu adamların gebermesi lazım. İste biyolojik silahlar. Sam 10 milyon değerinde. Amerikan ordusundan aldık. Para olayı sıkıntı değil. İşte Türk milletine tehdit oluşturan bir orospu çocuğu daha. 40 yıldır bitmeyen bir belanın varisleri gibi. Şuncacık şey için verilen paraya bak. Şu küçücük tüpler bağımsızlığımızın anahtarı olacak Cevahir. Mehmet, işaretini bekliyorum. Son durum. Nokta atışı yapman için şu an şartları iyi değil komutanım. İki yönden beş şiddetini de esmeye devam ediyor.
İsterseniz 35 derecelik eğimli bir açıyla vurabilirsiniz. Fakat çok riskli. Mermi hedeften sekebilir. Sekmeyecek. Temas hazırlan kardeşim. Kaçıyorlar. Var mı bir şey? Yok. Bir şeyim yok. Ne filan? Bu anlaşma bitti. Sanka, helikopter desteği yolda. Hüseyin Erden suikasti başarısız oldu. Tekrar ediyorum, Hüseyin Erden suikasti başarısız oldu. Cevahir, nereden ateş etti bu piç kuruları? Sen görebildin mi? Görebildin mi Cevahir? Onları şuradaki tepede park ettim. İstersen dostlarımızı bize verdiği helikopterle bombalatabiliriz. Toplanma yerinin karşısındaki tepeyi bombalayın. Anlaşıldı Anka. Helikopter yolluyoruz. Tel Abyad kuzey girişinde 2 saat içinde orada olacağız. O kadar vaktimiz yok Kızılırmak. 2 saat çok geç. Her yer şerefsiz kaynıyor. Şayet ki geç kalırsanız geldiğinizde sadece 2 tane ceset bulacaksınız. Yapacak bir şey yok yüzbaşı, dayanmanız lazım. Bir an önce hedef yere ulaşmanız gerekecek. Bulunduğunuz yer ne kadar uzaklıkta? Tahmini 15 kilometre. Koşarak 1 saat içinde orada oluruz. Anlaşıldı. Sizi karşılaması için bir tim yolluyoruz. Onlar da 1 saat içinde orada olurlar. Tamam, anlaşıldı. Yola çıkıyoruz. Hadi Mehmet. Kardeşim benle kal. Abi, abi. Sen git. Ben yapamayacağım. Dayan. Seni taşırım. Dayan, ne olur. Senin hayatını tehlikeye atamam. Yorma kendini. Ne olur. Mehmet.
helikopter yolluyor. Tel Aviv kuzey girişinde 2 saat içinde orada olacağız. O kadara bakmayın çok Kızılırmak. 2 saat çok geç. Her yer şerefsiz kaynıyor. Şayet ki geç kalırsanız geldiğinizde sadece 2 tane ceset bulacaksınız. Mehmet! Gereken şeyleri için atarak kendine zarar veriyorsun. Mehmet! Arkadaşları gibi vatana toprak oldu. Eğer orada helikopteri çağırmak için vakit kaybetmeseydik o çocuk yaşlı olacaktı. Yaşanmamış bir hayat. Belki de çocuktur olacaktı. Beni her gün eritip bitiren bir şey bu. Dayanamıyorum. İstifa etmemin de diğer sebebi bu zaten. Biliyorum. Üzerindeki sorumluluğun da farkındayım. Bir bırakma kendini bu kadar. Olan oldu mu Azim? O kadar kolay değil işte. Ben ona bir söz verdim. Ona bunu yapanlardan muhakkak intikamımı alacağım. Muhakkak! Tamam. Tamam. Bir şey demiyorum artık. Ama sadece üçümüzün hayatında tehlikeye atma. Biliyorsun bir bebeğimiz olacak. Hain saldırı. 3 şehit. Amına kodumu çocukları. Komutanım, isterseniz belgeyi ben verebilirim. Geri yok Gökhan Çavuş'um. Bu ciddi bir görev. Mahremiyeti var. Benim vermem daha doğru olacaktır. Sen burada bekle. Emredersiniz komutanım. Ben görevi verip geliyorum. Böyle bir görevi kabul edemem. Buna psikolojik olarak hazır değilim. Komutanım,
Yaşadıklarınızı çok iyi anlıyorum. Sevdiğiniz kişiyi kaybetmek ne olduğunu, nasıl bir his olduğunu ciddi manada çok iyi anlayabiliyorum. Ama... Aması falan yok Kaan. Bizler çok zor yetişen askerleriz. Artık hiçbirinizi riske atamam. Komutanım bakın, yaşadığınız hadiseler öyle hafife alınacak hadiseler değil. Sonuçta kardeşinizi kaybettiniz ve suçluluk duygusuyla kendinizi suçluyorsunuz. Bu peşinde olduğumuz şerefsizler çok tehlikeli adamlar. Türkiye'nin burada akıbeti söz konusu komutanım. Bu işin şakası yok. Ne kadar büyük olabilir Kaan? 40 yıldır bu orospu çocuklarıyla uğraşmıyor muyuz? Komutanım bakın. Siz istifa ettiğinizden beri herhalde medyayı takip etmiyorsunuz. Suriye ve Irak'ta olan bütün terör örgütleri tek bir çatı altında birleşti. Sınırlarımızda kurulmak istenen muhtemel bir illegal bir devlet var. Bu hadisenin gerçekleşmesi halinde olanları tahmin bile etmek istemiyorum komutanım. Eminim siz bu işin üstesinden geleceksiniz. Benden böyle bir şey beklemeyin. Operasyon planları bir hafta içinde başlayacak. Şayet fikrinizi değiştirirseniz gerekli bilgiler bunun içinde. Peki. Müsaade sizin. Görüşmek üzere. Gökhan gidelim. Emredersiniz. Hala akıllanmadınız. Burnunuzun dibindeyim ve hiçbiriniz bunun farkında değilsiniz. Alo. Yavuz. Kayseri Subaşı köyünde ne kadar jöhtemi var? Yahyalı köyü civarında 15 karakol ve kalekol tespit ettim. Yalan bir ihbar ile size 2 saat kazandırabilirim. Akşam 12'den sonra bana 2 saat kazandır yeterli. Hüseyin, sen neden bu kadar taktın bu yüzbaşını ya? Sebebi belli değil mi? 2 sene önce toplantımızı sabote etmişti. Dostlarımızın üzeri olan güveni kayboldu. Hatta sen benim canımı kurtarmıştın. Evet, haklısın. Derin araştırmalar sonucu yerine ulaştım. Bu yaptığının bedelini kendisi, ailesi ve halkı çok acı bir şekilde ödeyecek. Son saatlerini yaşasınlar o zaman. Türkiye Büyükelçisi'nden haberin var mı? Lovrens ve dostları onların hakkından gelecek. Sen şimdi Hekrar'a ve bizim için değerli bir bilgiye ulaşıp ulaşmadığını öğren. Tamam, hemen ulaşıyorum. Oho. Tızma operasyonunu gerçekleştirdin. Henüz değil. Çok sağlam yazılmış kodları var. Kırmak veya tespit yapmak çok zor olacak. Ne demek zor olacak? Nereden nasıl geleceklerini bilmiyoruz. Ara listelerinde 3 kişi var, onlar da bizleriz. Biz düşersek örgüt düşer. Durumun ciddiyetinin farkına varsan iyi olacak. Yoksa bütün hayatın 4 duvar arasında geçecek, anladın mı gerizekalı? Tamam başkanım, bana sadece 12 saat vermeniz yeterli. Tamam, 12 saat içerisinde bilgileri ele geçirmezsen, TC seni gebertmezse ben gelip seni geberteceğim, ona göre.
Cevahir, daha çok işimiz var. Gidelim. Hava almaya çıktım biraz. Bu düşünceli hallerini sevmiyorum. Yoksa bugünkü gelen subay yüzünden mi? Ruhum sıkılıyor. Bir yanda sen. Bir yanda kardeşim. Bu görevi reddederek kendimi hain gibi hissediyorum. Dert etme bu kadar. Biraz da bizi düşün. İlla ki orduda senin gibi yetenekli subaylar vardır. Belki de haklısın. Ne bileyim. İçimdeki huzursuzluk bitmiyor. Zaman kazanlar. Tamam, ilgileniyorum. Kayseri Atmaca Jöhtim'i sesleniyor. Kayseri Yahyalı'da silahlı çatışma. Acil destek gerek. Şahin Ertemiz'in ışık köyünden destek için yola çıkıyor. Tamam. Alo. Hüseyin, size 2 saat kazandırdım. Dikkatli olun. Anlaşıldı, tamam. Yürü, 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 yürü. İçeri gir. Ben dışarı çıkıyorum. Ertuğrul, saçmalama. Kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Hiçbir şey olmayacak. Sadece beni bekle. Ertuğrul.
adrese fıskaladım. Mevzilendi. Halen evde olabilir. Dikkat edin. Hüseyin, işler ters gidiyor. İki el ateş sesi duydu. Bizimkilerden ses yok. Dikkatli ol. Başınız sağ olsun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ölümü bildiğimi düşünürdüm Kaan. İki sene önce şerefsizi paketlemek için gittiğimizde Mehmet benim yüzümden şehit oldu. Kan kustu. Son bakışı bile aklımdan çıkmıyor. Ölümle burun buruna gelmiştik. Ölümü meğerse bilmiyormuşum. Ölüm canından can kopana kadar anlaşılamayan bir şeymiş meğer. Anladım. Ağladım. Yaşayamadığımız mutluluklara ağladım. Edemeyeceğimiz kavgalara. Doğmamış çocuğumu ağladım. Yaşanmamış bir hayata ağladım. Şu saatten sonra hayatın pek bir önemi yok benim için. Tabii bunlara sebep olanların da.
saate kadar nerede kaldın ya? Sana hesap vermen zorunda değilim. Komutan beni gördü. Benzimi kaybettirmek zorundaydım. İyi o zaman. Hadi Suriye'ye geri dönelim. Bekle, 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 bekle. Yolcusta haber var mı? Almışlar mı Türk elçiyi? Söyle Civahir. Hallettiniz mi elçinin işini? Şu an İstanbul'da elçinin çıkmasını bekliyoruz. Seyir halinde sıkıştırıp alacağız elçiyi. Biz Suriye'ye geçiyoruz. Nereye geleceğini biliyorsun zaten. Civahir, benim bir İngiliz ajanı olduğumu unutma. Eğer benimle böyle konuşmaya devam edersen tek sözümle bütün desteği geri çektiririm. Şimdi aklını başına devşir ve benimle saygın bir şekilde konuş. Peki efendim, elçiyi bekliyoruz o zaman. Aferin. 12 saat içerisinde Suriye'de olacağız. İçinde Suriye'de olacakmış. Tamam öyleyse gidelim. Alo. Yerini aldın mı? Tamam hazırım biliyorum. Tamam güzel. Ne yapacağını biliyorsun zaten. Tamam. Durduk. Motorla alakalı ufak bir sorun oldu da. Eğer çıtını çıkartırsan sonucuna katlanırsın. Sağ salim rehineyi getirin. Hadi başlayalım. Anlaşıldı tamam. Gökhan. Efendim komutan. Bak paşa. Bu hayata tek geldin tek öleceksin. Buradan ya çıkacağız ya öleceğiz. Başka bir yolu yok. Bize burada bizden başka kimse yardım edemez. Aptallık yapma. Tamamdır komutanım. Taburunuz nerede? Planınız neler? Konuş. (Gülüyor)
Canım, canım konuşmak istemiyor. Ulan parti var, bizi çağırmıyorsunuz ha? Buyurun.
Beyler, hepiniz hoş geldiniz. Bu odada bulunan 5 kişi, yani sizler özel olarak seçilmiş kişilersiniz. Bölgemizde planlanmış olan büyük şehirlerde özellikle kimyasal silahla eylem hazırlığında olan kişilerin peşindeyiz. Biyolojik silahlarla büyük şehirlerde yapılacak olan eylemlerin sonucunda 25-30 milyon kişinin ölümünden bahsediliyor. Ve sizler bu göreve seçilmiş kişiler olarak bu kişileri yakalayıp biyolojik silahları imha edeceksiniz. Operasyonumuzun adı Şehit Çakıroğlu Operasyonu'dur. İşim bu kadar kritik olduğundan haberim yoktu. Doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım. Kesinlikle komutanım. Bundan 2 gün önce Türkiye'nin kara kutusu diye adlandırabileceğimiz büyükelçimiz kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Konuyu dağıtmayalım beyler. Kaçırılan elçi Bahar Çelikoğlu'dur. O da bu operasyonun bir parçasıdır. Şimdi başlıyoruz beyler. Evet beyler, ekranda görünen kişi Anthony Lawrence, bir İngiliz ajanı. 30 yaşındayken Orta Doğu Kürt terörist birliklerine komutan olarak gönderildi. Interpol'de aranan ve Türkiye'de kırmızı bültenle aranan bir kişidir kendisi. Evet beyler, 2013 yılı gezi olayları ve 2016-15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol almıştır. Ve halen aranan bir kişi. Şimdi anlaşılıyor zaten burnumuzu neden boktan çıkmadı. Beyler, İkinci ve üçüncü adamımız bunlar. Lawrence'ın maşası olsalar da terör örgütünün lider kadrosunda yer almaktadırlar. Jivahir Grigoryan, Ermeni kökenli bir subay. 20 Azerbaycan Türkünün katliamından sorumludur. Türkiye'deki malum cemaatten lojistik destek alarak terör örgütüne katkı sağlamaktadır. Terör örgütünün elinde 4 adet biyolojik silah olduğunu biliyoruz. Bu biyolojik sıvalıklar 2 yıl önce Yüzbaşı Ertuğrul'un istifasına neden olmuştur. Ve daha sonra bu kişiler sırra kadem basmıştır. 2 yıldan bu yana böyle bir eylem gerçekleştirmediyseler, belli ki çok daha büyük bir oyunun peşindeler. Aynı zamanda kardeşimin ve karımın katilleri. Acınızı anlıyorum, saygı duyuyorum Yüzbaşı. Başınız sağ olsun. Fakat işimizle duygularımızı birbirine karıştırmamayı öğrenmiş olmamız lazım. Evet beyler, son olarak Hüseyin Aydar. Diyarbakır doğumlu. İstanbul Üniversitesi siyasi bilimlerde okudu. Öğretim esnasında örgütün derneklerinde görev aldı. 2 yıl okuduktan sonra bir kız öğrenci ile sırra kadem basmıştır. Evet beyler. Öncelikle gizli bir operasyon olduğunu ve bu operasyonun 5 kişiden oluştuğunu unutmamak gerekir. Operasyonu başarmak zorundasınız. Ve operasyon süresince karadan destek almayacaksınız. Bölgede yapmış olduğunuz bütün operasyonlarda yalnızsınız. Hava desteği almadığımız sürece işimiz çok zor olur. Başaramayabiliriz komutanım. Gerekmediği takdirde helikopter kaldırmayı düşünmüyoruz. Operasyonun gizliliği açısından. Nakliye uçaklarıyla ancak sizlere erzak ve mühimmat yardımı yapabiliriz. Operasyon esnasında alacağınız inisiyatifler sizin mesuliyetinizdedir. Yani kendinizle baş başasınız. Lawrence tam bir hayalet. Hüseyin Aydar ve Grigoryan Suriye'nin Suluk şehrine 50 kilometre mesafede merkez üssü olan bir örgütün liderliğini yapmaktadırlar. Tabii bu gerçeği yansıtmamakla birlikte bu bölgede biyolojik silahlar ve kimyasal bileşenleri bulunduklarını düşünüyoruz. Bu konuda emin olabilmek için bu bölgeye bu timin gitmesi gerekiyor. Peki komutanım, bu tip bilgileri nasıl tespit ettiniz? Yani böyle bir bilgiyi nereden edindiniz? İHA mı kullandınız?
Göktürk uydusundan bağlandınız. Gerçekten merak ediyoruz. İçlerine sızan istihbaratçılarımızın bize vermiş olduğu koordinatlar uydu aracılığıyla tespit edilerek doğruluğunu saptadık. İlk hedefimiz Suriye Suluk. Mardin Anajet üstünden kalkacak olan uçakla Suluk şehrinin 20 kilometre kuzeybatısında bir yere sizi indirecekler. Burada piyade olarak yaklaşık 3 saat ilerledikten sonra hedefe varacaksınız. Hedefe vardıktan sonra orada bir istihbaratçımızla irtibata geçeceksiniz. Sıkı korunan, güvenliği en üst seviyede olan bir bölge. Orada bizim istihbaratçımızın desteğiyle suni bir kargaşa yaratacaksınız. Peki komutanım, orada bizimle irtibata geçecek olan arkadaş nasıl birisi? Bize bilgileri ne şekilde vereceksiniz? Tam somut bir bilgi lazım ki yanlış adamın kafasına sıkmak zorunda kalmayalım. Evet, kesinlikle. İstihbaratçı adamımız Kadir Sönmez. Adamımız Hüseyin'in en yakın adamı olarak bizzat seçildi. Bütün adamlarını tek tek inceliyor ve bize karargaha bilgi veriyor. Ve adamımız yaklaşık 3 saat önce bu noktadan bizlere sinyal gönderdi. O halde bir an önce başlayalım. Ancak şunu unutmayın ki elçinin yerini tam olarak saptayamadık. Operasyon için yanınıza almanız gereken mühimmatı ve ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alabildiğiniz kadar. Tek bir gidiş ve tek bir dönüş biletiniz var. Biz burada gerekli istihbaratı çalışmalarını yapacağız. Sizlere koordinatları, bilgileri vereceğiz. Arkadaşlar, sizlere güveniyoruz. Bizleri mahcup etmeyin. Türk askeri ne kadar cesur, ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya gösterin. Ben her zaman hazırım. Diğer arkadaşlar da hazırsa benim için sıkıntı yok. Vakit kaybetmeyelim. Evet beyler, 10 dakikaya hazır olun. Kendine geldi. Bir bakın şuna. Acaba bize istediklerimizi verebilecek misin? Lawrence, elçi kendine geldi. Ne yapalım? Peki Lawrence, tamam. Öğrenebildiğimizi öğreneceğiz. Öğrenebileceğinizi öğrenin. Orus bizi Rakka'da bekliyor. Öğreneceğim. Neredeyim ben? Güvendesiniz Bahar Hanım, güvendesiniz. Bana istediklerini verdiğiniz sürece güvendesiniz. Kimsin sen? Neredeyim ben? Ne istiyorsunuz benden? Canım nerede ve kim olduğum hiç önemli değil. Senin kara kutu olduğunu biliyorum. Her ne kadar elçi olarak bilinsen de ben senin kim olduğunu biliyorum. Yanlışınız var. Ben sadece Türkiye Büyükelçiliğinin başındayım. Bir şey bilsem dahi size söylemem. Peki bunun içindeki özgeçmiş kime ait hanımefendi? O zaman bunun içinde neden kılıktan kılığa girilmiş bir sürü tip var? İngiliz Kraliyet Sarayı görevi, KGB'den bilgi kaçırma, daha bir sürü sayamadığım bir sürü görev var be hanımefendi. Şivahi, ammanı tutacaktın. Acele et, çabuk ol! Tamam başkanım, geliyorum. Bir dakika geliyorum. Bu söylediklerin seni hiç ilgilendirmez.
Ben sadece devletin adına çalışan bir personelim. Benden alabileceğiniz hiçbir şey yok. Öyle mi? Seni o zaman daha iyi yerlerde alamak isterdim. Şahsen ben de olsam burada konuşmam. Şakir, bence bu kadının peşine çoktan düşmüştü. Bak, olmalı bir yer gidelim. Haklısınız başkanım. Lavrusu yanına Rakka'ya geçelim. Rakka buraya 250 kilometre ötede. Bölgede halk koruma birlikleri var. Eğer oraya gidersek daha güvende oluruz. Civayir haklı. Buradan daha güvenli olduğu kesin. İzimiz her yerde. Bir an önce gidelim. Bunu kaçırırken zaten yeterince afiyet verdik. Bence yerimizi TC'ye her an tespit edebilir. O zaman başkanım ben arabayı hazırlayayım. Hey bir dakika. Biyolojik kimyasalları kim teslim alacak? Biyolojik kimyasallar Faraj adlı bir köyde. Mühendisler onları 2 gün sonra oradan teslim alacak. Madem öyle kimyasalları da yanımızda götürelim. Daha mantıklı değil mi? Biyolojik malzemeleri yanımıza taşımak pek akıl kârı değil. Onları burada gözlemleyecek birisinin kalması lazım. Mühendisler gelene kadar ben burada dururum. Merak etmeyin. Yolunuz açık olsun. Anlaştıysak gidelim. Nereye kaçarsanız kaçın, nereye giderseniz gidin, Türk size bu dünyayı dar edecek. Çok değil, sadece bir hafta. Peki öyleyse. Anlaşalım gidelim. Sakatalı bir durumda Halk Birliği'nin 10 dakika mesafesi var. Türkiye istihbaratı buradan şüpheleneceğini sanmıyorum. Peki. Şakir bir sorun mu var? Ha yok yok sıkıntı yok başkanım. Hadi acele et. Efendim irtibata geçtikten 12 saat sonra aldığım istihbarata göre Türk hükümeti kaçırılan elçi olaylarından sonra tüm radyo, televizyon ve internet organlarını sıkı bir biçimde ele almış durumda. Bu neticeden anlaşılacağı gibi çok üst düzey bir güvenlik söz konusu. Kuşturmuyorlar. Yani her an her şey olabilir. İstihbaratçılar çok üst düzey çalışarak size, yani kırmızı bülten ile aranan sizleri muhakkak ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır. Belki şu anda başlamışlardır bile. Elçiyi kaçırdık. Adamlar bize iyice kıl oldular. Zaten 2 yıldır biyolojik silahların peşindeydiler. Durum bu. Vaziyet bu anlaşılan. En azından şimdilik güvendeyiz. Cevahir'i durumdan haberdar edelim. En azından son 2 gün kimyasallar elimize geçecek. Elimize geçene kadar güvenliği sıkı tutsun. Tamamdır, anlaşıldı. Cevahir. Aldığımız duyumlara göre TC çok sıkı önlemler almış. Her an her şey olabilir. Merak etme Hüseyin. Gerekli tedbirleri aldım. Kimyasalları teslim ettikten sonra ne yapacağım? Emaneti teslim edeceğim birlikte yanımıza geleceksin. Anlaştık Hüseyin. Tamamdır. Görüşürüz. Şimdi ne olacak Lawrence? Bu durum hiç normal değil. Devletin iletişime el koyması demek ne olacağını kestiremem. Neyse şimdilik güvendeyiz. Şakir. Buyurun başkanım. Sen bu işlerden anlarsın. Dip neler alabileceğimize bir bak. Emredersiniz başkanım. Vay vay açar mısınız? Buralara gelir miydiniz? Elçin. Elçin ben istihbarattan köyde sormaz. Ağzını açacağım ama sakin ol. Sessiz ve sakin ol tamam mı? Sessiz ve sakin. Sabahtaki işimiz olacak.
Sizi kurtarmak için düzelttim, yola çıktım. Ama bize hala çok uzak var. Eğer bize yardımcı olursanız sizi buradan sağ salim kurtarabiliriz. Bana birliklerini söylettirmek için oyun oynamadığını nereden bileyim? Neden sana güveneyim ki? Zaman kısıtlı, boşa vakit kaybetmeyelim. Şimdi anladın mı? Tamam. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ben gideceğim. Biraz sonra senin sorgulamaya geldiklerinde peşinde gittiğimin Kobayin'den Suriye'ye gittiklerini söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Bu arada ben orada bulunan Kürt birlikleriyle iletişime geçerek kendi aramında bir çatışma çıkartacağım. Bizim timin de saf dışı bırakıldığını söyleyeceğim. Sonra? Sonrasını sonra düşünürüz. Şimdi ilk önceliğimiz time zaman kazandırmak. Ben gidiyorum. Komutanım, neredeyiz şimdi tam olarak? Vallahi bilmiyorum Gökhan. Burası kabak gibi açık. Şurası müsait gibi. İstihbaratçıdan haber var mı? Telsiz kapalı komutanım. Henüz irtibat yok. Tamam. Peki bizimkiler nerede? Yavuz, Emirhan. Emredin komutanım. Konumunuzu bildirin. Neredesiniz? 10 dakikaya size yetişiriz komutanım. Emir zaten arkadan beni koruyor. Tehdit yok komutanım. Yanınıza intikal ediyoruz. Anlaşıldı, tamam. Komutanım, bize 10 dakikalık mesafedelermiş. Onlar bizi 10 dakika mesafedeyseler, biz de onların bizi bulabileceği bir noktaya gidelim. Hadi. Görüyor. Suriye komutanım. Beledim. Komutanım, koordinatlara bakacak olursa hedef bölgenin tam olarak 30 kilometre doğusunda kalıyoruz. Kaan, istihbaratçılardan haber var mı? Komutanım, bize Suluk köyünden gönderilen bir sinyal var. Sadece bu. Ve Morse'da yazılmış bir tane de ileti. Morse alfabesinden anlarım. Müsaadenizle. Biyolojik kimyasalları teslim almak için iki gün sonra bir ekip gelecek. Lawrence, elçi ve birkaç adım ile birlikte Rakka'ya geçiyoruz. Bu ne demek ya? Biz gelmeden önce elçiyi ilk buraya getirmişler. Sonra belli ki bir şeyler oldu. Ve onlar Rakka'ya geçti. Ama büyük bir ihtimalle geride kimyasalları korumak için yetkili bir adam bırakmışlardır. Anlaşıldı komutanım. Ancak bir an önce toplanıp gitmemiz gerek. Hava kararmaya başladı bile. Haklısın Kaan. Oraya vardığımızda hedef binanın tüm elektrik sistemlerini kesmemiz lazım. Ana trafoyu bizden önce girip patlatman lazım Yavuz. Emre'nin sıkıntı. Sıkıntı yok. Benim için çocuk oyuncağı. Tamam öyleyse. Harekete geçelim. Herkes yerinden beyler. Hazırım komutanım. Yerimizdeyiz komutanım. Hazırız komutanım. Peki tamam öyleyse. Emirhan. Kaç yönündesin? Saat 2 yönündeyim komutanım. Emir.
Ya sekerse? Sekmeyecek. Tamam öyleyse. Temasa hazır olun. 3 2 1 Seni sen bana. Allah'ın emanetin. Ben çatıya çıkacağım. Çantayı da atsana bana. Tamam, yolluyorum. Düz devam ediyorum ben de. İçerideysen gerekeni yap. İçerideyim komutanım. Ağzı sıkı. Anlayacağı dilden konuşmak lazım.
Biyolojik kimyasallar nerede? Nerede lan? Komutanım, aradığım şeyi bulduk. Velovras'ın yeri de tam olarak Rakka'da. İçindeki bilgiden edindim. Komutanım, bu iti ne yapacağız? Zaten alacağımızı aldık. Bir an önce Lawrence'ın yanına Rakka'ya geçmemiz gerek. Zaman aleyhimize işliyor. Ertuğrul! Hemen hemen 200 kilometre. Oraya yürüyerek gidebilmek mümkün değil. Yapılacak bir şey yok. Hepimizi alacak bir araç gerekecek. Komutanım, buraya en yakın yerleşim alanı 10 kilometre mesafede. 2 saatte oraya gidelim. Yürüdüğümüzü farz edersek geceyi orada geçirip oradan bir araç bulup o şekilde Rakka'ya gitmek daha mantıklı. Sabaha karşı ancak orada oluruz. Karargahla İletişime geçelim. Peki komutan. Karadağ, burası Bozkurt değil mi? Cevap ver. Gökhan, bulabildin mi bir şeyler? Temiz komutan. Bozkurt, Karadağ dinlemede. Başladığımız operasyonda biyolojik, kimyasal ve Jivahir denen şerefsizi ele geçirdik. Bozkurt, biyolojik kimyasalları imha etmeniz lazım. Elçinin yerini tespit etmeye devam ediyoruz. İz yok. İstihbaratçı Kadir bize sinyal gönderdi. Orada olabilme ihtimalleri yüksek. Uydudan takibi yapacağız Bozkurt. Bir an önce Rakka'ya geçin, tamam? Anlaşıldı Karada. Beklemedeyiz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Komutanım, araçların benzini yok. En yakın yerleşim alanına yürümemiz gerekecek. Yavuz. Emret komutanım. Şu kimyasalları imha et. Emredersiniz. Sen ne diyorsun aptal? Bu nasıl mümkün olabilir? Kapat, 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 kapat! Lawrence! Şu ana dek yaş tahtaya bastığını görmedim ama şu anda gerçekten sıçtık! Ne oldu? Daha ne olsun? Yanlış istihbarat yüzünden Suriye'deki ve Türkiye'deki birliklerimiz çatıştı. 100 tanıdığımız telef oldu. Yavrumuz, biz bu kadına nasıl güvenebildik? Lanet olsun! Nasıl güvenebildik? Nasıl? Bana sesini yükseltme Hüseyin. O kadın ile alakalı bir durum değil. Örgüt içindeki hareketlenmeyi nereden bilecek? Tabii içimizde bir ajan yoksa.
Lawrence, sana bu noktada katılmamam mümkün değil. Çok haklısın. İçimde bir ajan var. İhanetin bir bedeli olmalı ve canıyla ödedi. Benim hayat mücadeleyle geçti. Ben dostu da, haini de gözünün içine bakarak anlarım. Anlaşılan bazı şeyleri hafife aldık Hüseyin. Kıskançlar oluyor. Başka bir yere geçmemiz lazım. Peki biyolojik silahlardan haber var mı? Kimyasallar için söylediğin yere geldik. Fakat burası Arabel'de. Kimyasallar imha edilmiş. Ne yapalım? Bir bu eksikti. Kapat telefonu, benden haber bekle. Lawrence, neden her şey tersine gitmeye başladı? Bilmiyorum ama işler aleyhimize dönüyor. Elçi ve ben buradan çıkıyoruz. Burasının da baskın yeme ihtimali var. Bunu risk edemeyiz. Peki biz ne yapacağız başkanım? Davanız için o adamları durduracaksınız. Kaç kişiler bilmiyoruz ama gereken önlemleri alman lazım başkan. Lawrence, umarım kendi çıkarlarınız için bizi maşa olarak kullanmadınız. Saçmalamayı kes Hüseyin. Sırf sizin için biyolojik kimyasallar ürettirdim. Elçiyi kaçırdım. Yetmedi, lojistik destek ve mühimmat desteği. Bunları saymıyorum bile. Peşimizde malum bir tehdit var, biliyoruz. Nasıl bir güç olduklarını kestiremediğimiz için asayişi burada sağlamak zorundasın. O güçler başta elçi olmak üzere bizim de peşimizdeler. Sana hak verdim Lawrence. Sen de haklısın. Tamam Şakir. Elçiyi getir. Tamamdır başkanım. Tekin olmamaya başladı Bahar Hanım. Nasıl yani? Senin yalan bilgi yüzünden 100 adam harcandı. Hem de birbirlerini vurarak. İçeriden bilgi almadan bu mümkün değil. Çıkar kokusu yakında. Bu benim hiç umurumda değil. Bildiklerim bu kadardı. Son koz olduğuna dua etmelisin. Eliniz tetikte olmalı. Halk koruma birliklerinden destek alın ve burada koşu uçurtmayın. Peki sen nereye geçeceksin Lawrence? Ben sizi buradan birkaç gün sonra aldıracağım. Benden haber bekleyin. Simon, hadi gidelim. Şakir, talimatlar uydular. Bütün halk koruma birliklerinin dikkatine. Danko'da adı Şakir. İkinci BM'le kadar Hüseyin Haydar'ın kontrolündeyiz. Komutanım, teröristlerden kalan birkaç parça cephane buldum. İşimize yarayabilir. Anlaşıldı Yavuz. Emirhan ile beraber toplayabildiğiniz kadar cephane toplayın.
Ayrıca rapor vermek gerekirse bulunduğumuz 10 kilometre karelik alan temiz. Tamam. Komutan, iyi misiniz? Hayatım boyunca yaşadıklarımı anlatan bir şiir. Anlıyorum komutan. Anlamadım. İnşallah ömür boyu da anlamaz. Elçiden yeni bir istihbarat var mı? Evet komutanım. Bu seferki daha detaylı bir mesaj. Tam yer tespiti mevcut. Burada mesaj ne? Ve tam olarak nerede? Mesaj şu şekilde. Olaylar karıştı. Halk Koruma Birliği bölgeye intikal ediyor. Halen Rakka'dayız. Lawrence elçi ile birlikte bölgeden uzaklaştı. 24 saat içinde Halk Koruma Birliği bölgeye intikal edecek. Acele etmelisiniz. Yazıyor ve mevkinin konumu. Bir şeyler bulabildiniz mi Kaan? Topladık bir şeyler komutanım ama hepsi keleşmer bize. 5 kişiyle koskoca bir sürüye karşı bir şey yapmalıyız. 24 saat içinde Rakka'ya, onlardan daha önce varmalıyız. Komutanım karargaha İHA talebinde bulunabiliriz. Haklısın. Biz oraya varmadan İHA'lar yer tespiti yapar. Biz gelmeden bütün tesisleri temizleyebilir. Karargahla bağlantıya geç Kaan. Karadağ. Burası Bozkurt Demir. Orada mısınız? Karadağ dinlemede. Telsize Ertuğrul Yüzbaşı Uzat Teğmen Kağan. Emredersiniz komutan. Komutan. Son durum nedir Karadağ? Son aldığımız bilgiye göre istihbaratçı Kadir, Lawrence'ın elçiyi alıp bölgeden uzaklaştığını bildirdi. Elçinin nereye götürüldüğünden haberiniz var mı? Hayır komutan. İşin en kötüsü 24 saat içerisinde onların, o sözde halk koruma birlikleri, Kadir'in bulunduğu bölgeye intikal edecek. Kadir'i oradan çıkarmak için uydu desteği ve İHA uçuşu talep ediyoruz. Anlaşıldı Bozkurt. F-16 hava desteği için hazırlıklara başlıyoruz. Kazaya kurban gitmemek için kızılötesi sensörlerinizi açık tutun. İHA ve uydu bağlantılarını gerçekleştiriyoruz, tamam? Anlaşıldı, tamam. Yerlerinize etrafı kolsana dedin. Yok. Yerinizde misiniz? Yerimdeyim. Yerimizdeyiz komutanım. Yerimizdeyiz komutanım. Yerimizdeyiz. Çok sıkı tutun. Yok tamamdır Heval. Türk askeri peşimizde olabilir. Civar başkanı almışlar diye duydum. Biz kaç daralıyız. 2 saat daha sabredip buradan ayrılsak iyi olacak. He ya. He. Hadi gidelim. Hadi.
kişi daha ekleyin komutanım. Üç sayıda benden olsun komutanım. İki kişi daha imha edildi. Sanırım dahası da yok. Tamam. Komutanım, arabanın yanında bir kişi var. Ne yapmamı emredersiniz? Beklemede kal. Tamam, çevrede kaç adam var? Komutanım, sanırım burayı koruyan 5-6 tane adam var. Fazla kişi kalmadı gibi. Komutanım, bir tane şerefsiz var sadece. Ne yapmamı emredersiniz? Bitir işini. Emredersiniz komutanım. Aman Allah'ım. Çocuğu ananı sikeceğim. Ne yapıyor lan? Bilmiyorum komutanım. Gelin komutanım. Geberdik piç. Hadi gidiyoruz. Çevirmiş. Var mı şey arabada? Hiçbir şey yok komutanım. Yakıtı var. Bizi gideceğimiz yere kadar götürür. Yapamasak bile iki atış ile Ankara ve İstanbul'u havaya uçurmamız lazım. Nötron tepkimesini kaç günde elde edebiliriz? Büyük bir ekiple böyle bir tepkimeyi 6 saat içinde üretebiliyorduk. Fakat şu an 2 kişiyiz. 2 adet üretmeniz için 72 saatiniz var. Füze başlıklarına uygun imal edin. Aksıra tıksıra ölmeyecekler ise yanarak ölecekler. Anlaşıldı mı? Tamam efendim, halledeceğiz. Tamam, geç yerine. Para için yapıyorum. Başka bir sebebi yok. Yüzlerce militanın hayali, canı benim umurumda bile değil. 200 yıllık İngiliz oyunu devam ediyor yani. Fazla iyilikten maraz doğar. Bu atasözü sana tanıdık geldi mi? Bizlerin geçmişte dünyanın her yerinde koloni kurabilmemizin ve güçlü olabilmemizin en büyük sebebi bu işte. Sen kendini kandırıyorsun. Tipin İngiliz'den daha çok Araplara benziyor. Arap falan değilim ben. Fakir ailemin kökeni umurumda bile değil. Londra'da Katolik yetimhanenin soğuk duvarları arasında büyüdüm ben. 14 yaşından beri bir İngiliz albayının oğluyum. Gerisi umurumda bile değil. Hayat ne kadar tuhaf değil mi Bahar? Soğuk duvarlar arasından çıkan birine böyle maddi bir güce sahip olması kaç kişiye denk geliyor? Sen o soğuk duvarlar arasında haysiyetini ve şerefini bırakmıştın. Kendi kökenine gelen bir insanlara bak. O zaman Tunus göçmeni ailen seni baharda görseydiler. Benim öyle bir ailem yok. ...72 saat sonra her şey çok farklı olacak. Yavuz haritayı çıkar. Buyurun komutan. Mevki olarak tam buradayız. 2 kilometre kadar yürüyerek intikal edeceğiz. Hava saldırısı ne alemde? Hemen ulaşıyorum komutanım. Karadağ, burası Bozkurt. İstihbaratçı kaderin tam olarak 2 kilometre batısında bulunuyoruz.
Ne alemdesiniz? Bozkurt timi, talep ettiğiniz hava saldırısı yerel saate göre 30 dakika içinde size doğru yaklaşan birlikleri bombalayacak. İşaretleyicileriniz hazır olsun. Anlaşıldı karada. Beklemeliyiz. Emirhan. Hedef bölgeye yaklaşık 9 metre gerisinde ön cepheye bakan bir kayalık var. Oradan bizi koruyacaksın. Emredersiniz komutanım. Kayıp vermeden bu işi halledeceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Haydi beyler. Bozkurt timi, burası Dağhan. Nakliye uçağı ile mühimmat desteği için yola çıktık. Yerel saate göre 10 dakika içinde mühimmatlar ilgili mevkide olacaktır. Bilgilerinize. Bu sefer sert bir çarpışma olacak. Aynen öyle. Bozkurtlar sahaya iniyor. Bozkurt timi, mühimmat paketi bırakıldı. Bir an önce hazırlanın. Büyük bir çarpışma sizi bekliyor. Her birisi yaklaşık 20 kişiden oluşan Doğu kanadında 5 birlik tespit edildi. Anlaşıldı Akamir. Hedef bölgelere seri halde 3 atım yapılacak. Tamam. Anlaşıldı. Arkadaş ateşine dikkat edin. Tamam. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Vallahi bunlar Türkler. Destek bildiklerimizi bombalıyorlar. Kahrolsun. Buna koydum şerefsizler. Gel içeri. Oğlum içeride birilerim var. Gidin kontrol edin şunu. Çabuk. Hazırız. Hazırım komutanım. Görüş açım net. Şimdi ne yapacağız dostum? Bizimkiler düşmana yol alırken biz de Lawrence'ın yanına geçelim. Toparlan. Örgütü satanın kim olduğu belli oldu. Şimdi kafana sıkardım ama sen bana canlı lazımsın. Dön arkana. Temas hazır ol.
Aracı bize sürpriz hazırlamış komutanım. Komutanım, istihbaratçıyla karşılaştım. Şu an arka kısmı kolaçan ediyoruz. Size bir sürpriz bırakmış içeride. Tamam. Helikopterin bizi tahliye edeceği yer tam orası. Emirhan Yavuz alıp memlekete dönsün. Kadir de bu köpeği bırakıp geri gelsin. Peki komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Görev tamam komutan. Elçi ve Lawrence'dan haber var mı Kadir? Lawrence apar topar elçiyi götürürken yakasına ben verici yerleştirmiştim. Peki şu an neredeler Kadir? Sinyaller Rakka'ya yakın bir yerden geliyor. Bu hiç iyi olmadı. Neden peki komutanım? O bölgede çok sayıda peşmerge var. Bu kıyafetlerle gidersek intihara yürürüz. Sivil olmak zorundayız. Sivil kıyafetleri nereden bulacağız? Merak etmeyin. Tanıdıklarım var. Tamam Kadir. Buraların kurdu sensin. Gidelim. Adamımız burada çalışan bir pazarcı. Pazarcı mı? O da benim gibi istihbaratçı. Adı da Tarık. Lovras'ın yanına sığabilen bizden tek kişi. Alacaklarını al ve gel. Fazla vaktimiz olmayabilir. Tamam peki. Gel abla gel 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 gel. Bal bunlar bal. 3, 4, 5, 2, 5. Gel 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 gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir gelişme var mı? Var tabii, olmaz mı? Var. Biraz daha gecikseydiniz kötü şeyler de olacaktı. Gerçi tehlike hala geçmişte sayılmaz. Neymiş o? Lawrence bize neredeyse füzyon başlıklı bomba kadar etkili bir tane alet geliştirdi. Eğer o alet İstanbul'da aktif hale gelirse kafadan bir 3 milyon kişi telef olur. Ne olacakları anlatma. Ben Türkiye'nin özel bir timde geldim. Zaten haberim vardır mı? Kim var ya parası? Bana füze başlıkları ile Çin'in nerede olduğunu söyle. Al bunu. Bu ne lan? Elçi. Aradığımız şeyi bulduk. Buldum. Elçi, son sinyali aldığımız yer ile koordinat arasındaki mesafe yaklaşık 20 kilometre. Daha doğuda kalıyor. Tamam, o zaman bir an önce işi bitirelim. Peki ya füze başlıkları? Füze başlıkları elçiye yakın bir mevkide. 3 kilometre uzaklıkta. Karadağ. Burası Bozkurt timi. Orada mısınız? Elçiyi kurtarma görevinin akıbetini değiştirecek bazı istihbaratlar ele geçirdik. Füze başlıklarının bulunduğu bölgeye F-16 desteği talep ediyoruz. Destek için çalışmalara başlıyoruz. Koordinatları bize iletin. Hedef yere baskın için çalışmalara başlayacağız. Assubay Çavuş Gökhan size koordinatları gönderiyor. Anlaşıldı, koordinatları beklemedeyiz. Tamamdır komutanım, yolladım. Artık bu Lawrence köpeğiyle hesaplaşma vakti geldi. Sonra
Böyle bir yerin korunaksız olması çok garip. Herhangi bir tehlike saptayabildin mi Gökhan? Çok garip komutanım. Hiçbir şey bulamadım. Bomboş. Telsizler çalışmıyor komutanım. Jammer olmalı. Allah Allah, kimse yok etrafta ya. Arkadaşlar, telsizler iptal. Siz dışarısını bir kolaçan edin. Biz Kadir'le içeri gidiyoruz. Anlaşıldı komutanım. Tamam, dağılalım o zaman. Emredersiniz komutanım. Komutanım, sanırım bölgede Jammer var. Sizinle irtibat kuramadım. Şimdi ne yapıyoruz? Neyse Kadir. Hadi başlıyoruz. Tamamdır komutanım. Uzun sürdü Ertuğrul Yüzbaşı. Karının ve kardeşinin acısını ne çabuk unutmuşsun. Deveye sormuşlar. Senin boynun neden eğri? Hani her zaman sorarlar ya. Boynun neden eğri? Deve de demiş ki... Gücünüzde amına koyarım demiş. Yavşak. Güzel espri anlayışı komutan. Bu arada size sürprizimi göstereyim. Sakin ol, sakin ol. Heyecanlanmana gerek yok. Ha bu arada atışların çok iyi, çok hoşuma gitti. Ama o atış öyle olmaz, böyle olur. Öyle deme. Çok emeği vardı puştun. Ha bu arada. Elçinin üstündeki bombalar dahil binanın her yerinde bomba var. Bu tuşa bastığım anda bütün bina havaya uçacak. Aynı zamanda bütün füze başlıkları da bu düğmeye bağlı. Ve. O hareketi yaparsan nabzım durduğu anda yine aynı şeyler olacak. Bunların hepsinin zaman ayarlı olması da cabası. O yüzden pazarlık yapmanın sırası geldi değil mi komutan? Vay arası çocuğu. Uzlaşmayı yeğleyeceğini biliyorum. Burada benim kurallarım geçerli.
Ne istiyorsun? Ne istediğim belli değil. Güneydoğu'da özel bir yönetim. Şimdi şu telefonu alıyorsun. Karargahı arıyorsun. İsteklerimi söylüyorsun. Telsizler çalışıyor. Komutanım, dışarısı tamamen temiz. Lawrence'a ulaşabildiniz mi? Komutanım, Lawrence'a ulaşabildiniz mi? Şu an tam karşında duruyor. Neler oluyor? Sakin ol. Neler oluyor? Sayesinde size ulaştık. Belki o olmasaydı şu anda durum daha farklı olabilirdi. Ben de istihbarat arkadaşı Tarık'a çok teşekkür ederim. Oysa ki Lawrence yanındaki adamın seçerek aldığını tahmin etmişti. Ama bir kişiyi unuttu. Aslında bize yaptığımız toplantıda Tarık'tan bahsetmemişlerdi. Aslında işim gereği çok kişiyi tanıyorum. Tarık da bunlardan biriydi. Lawrence uluslararası aranan bir adamdı. Biz de Tarık'ın yana sızmasını sağladık. Biz derken? Uzun hikaye. Ben bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Tim, Lawrence paketlendi. Eve dönüyoruz. Anlaşıldı komutanım. Toplanma alanına intikal ediyoruz. Tamam. Bozkurt, burası Anka. Tarafımıza ulaştırdığınız koordinatları bombalamak için yoldayız. Yerel saate göre 5 dakika içinde hedef bölgeler vurulacaktır. Bilginize. Anlaşıldı Anka. Keyifle beklemedeyiz. Tamam. Oh.
Bozkurt değil mi? Ben Assubay, 3 çavuş Arif Ülge. Operasyon başarıyla tamamlandı. Sizi almaya geliyoruz. Artık eve dönüyoruz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpsü opak anlı değer, ecdadı değer. Ne büyük ki kurtarıyor kanın tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı yedi. Gözün arkada kalmasın.